Milyarlarca rastlantının aynı anda gerçekleştiği bir yer, evren. Ve bu rastlantılardan herhangi bir tanesine her gün şahit oluyoruz aslında. Ve ben bunlardan bir tanesinin gerçekleştiği mavi soluk noktanın hikayesiyle başlıyorum. Buradaki rastlantıları oluşturan ana şeylerden bir tanesi de şu evrendeki üzerine su molekülü bulunan herhangi bir göktaşı. Ve bugün biz tam olarak burada oturan herkes buradayız. Çünkü gördüğünüz üzere bir rastlantı var. Ve rastlantıları disipline etmek sözünü ben şimdi evrenden gözlemleyerek kendi hayatımda nasıl kurguladım bunu anlatacağım. 2009 yılında Eskişehir'den görsel sanatlar öğretmenliğinden mezun olduğumda Kadınca Dergisi'nde çalışmaya başladım. Kadınca Dergisi'nde görsel yönetmen olarak çalışmaya başladım. Görsel yönetmenlik, oraya girişim bir arkadaşımın beni çağırması, onun da başka bir şekilde o işe girmesiyle başlamıştı. Ve enteresan bir deneyim süreciydi benim için. Ve Kadınca'dan sonra hayatımda olumlu ya da olumsuz binlerce şeyle baş başa kaldığımda beni rastlantılar başka bir yere götürdü. Burası Van. Orada Kadınca satılmıyormuş, onu da öğrendim. Enteresan bir süreçti benim için. Ve Van'da atandığım okul, Dumlupınar Ortaokulu. Görsel sanatlar öğretmeni olarak Dumlupınar Ortaokulu'na atandım. Yaklaşık 5000 öğrenci, 150 öğretmenden oluşan bir okul. Oldukça zor bir okuldu. Oldukça şartları zordu daha doğrusu. Ve bu süreçte Dumlupınar'dan biraz bahsetsem, birkaç fotoğrafını göstereceğim. Okulun girişi, sınıflarından bir görüntü ve bahçesinden bir görüntü görüyorsunuz. Dumlupınar'a, Van'a alışmak oldukça zordu. Ben çok severek gitmiştim ancak oldukça zor alışmıştım. Bir de henüz oraya tam alışamamışken hepimizin hatırladığı bir ne yazık ki olay gerçekleşti. 2011 Van depremi. Burayı uzun uzun anlatmayacağım. Hemen depremden sonra yaşadığım ve çizdiğim bir şeyi göstermek istiyorum. Bu o dönem çizdiğim ilk otoportra çalışmam. Ve o dönem göreve geri çağrıldığımızda, ardından göreve geri başladığımda deprem sürecinden sonra, gittiğimde yaptığım ilk çalışmalardan biri de bu. Burada da 3 gün boyunca uyumamıştım ve şunu düşünüyordum. İçimde bir uyku var ama bu benim uyku değil, uyuyamıyorum. Stres, kaygı, her şey üst üste binmiş durumda. Bu kimin uykusu? Bunu soruyordum sürekli kendime. Ve bu beni başka yerlere de götürdü tabii. Bambaşka şeyler düşünmeye başladım ve umutsuzdum. Ancak fiziksel olarak o enkazların altında kalmasam da ruhen kendimi enkazların altında hissediyordum. Ancak birileri elimden tuttu. İşte bu gördüğünüz çocuklar benim elimden tutan çocuklar. Ve ben bu çocuklar için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırdım zaten. Ancak onları tanımaya çalıştıkça, onları anlamaya çalıştıkça, bir çocuğun sorularını, meraklarını anlamaya çalıştıkça karşımda bambaşka bir evren doğmaya başladı. Onların sorularını tanıyabilmek için, onların sorularını ortaya çıkartabilmek için kendi meraklarımı anlatmaya başladım. Kendi meraklarımdan kastım şöyle, paralel evrenler teorisi gerçek midir'den tutun da tavşanların derileri ne kadar esnektir'e kadar. Ve bu süreçte ben sordukça sordum ve bir gün çocuklardan bir tanesi yeter dedi, elini masaya vurdu ve bizim de sorularımız var. Benim için oldukça garipti. Çocukların sorularını almaya başladım. Aslında amacıma da ulaşmaya başlamıştım. Ve çocukların soru meraklarını toparlamaya başladım. Böylelikle biz çocuklarla soru merak kütüphanesi kurduk. Soru merak kütüphanesinde benim amacım şuydu. Ya bu okulda en çok ne öğrenilmek isteniyor? Neye şaşırıyor bu çocuklar? Neyi acaba hayatlarına dahil etmek istiyorlar? Ve binlerce soru toparladıktan sonra o çocuklarla bir analizde bulunduk. Ve ortaya 5 başlıkta bir sürü soru çıktı. Bu soruları da daha sonra çocuklarla beraber analiz ettikçe aslında işin içinde bir öykü olduğunu görmeye başladım ve dikkat edin, bütün çocuklar neredeyse birbirlerine sürekli öyküler anlatırlar, hikayeler, masallar anlatırlar ve ben çocukların sorularından oluşan bir hikaye, bir öykü çıkartmaya karar verdim. Çocukların sorularıyla ortaya şöyle anlatayım. Birinci soru, analiz edilmiş sorulardan çocuklarla yaptığımız, birinci soru büyük patlamaydı.
Son soru günümüz dünyasıydı. Bunların arasında bir hiyerarşi kurduğumuzda çok enteresan bir şey çıktı. Ve Kamil'in sayı defteri dedik biz buna. Kamil'in sayı defteri şunu anlatıyordu. Kamil kendi gezegeninde renkler çalındığı için dedesi Alettin'in yardımıyla renk taşlarını doldurmak için dünya gezegenine yolculuk yapacaktı. Ve bu yolculuk süresinde de renkleri doldurup Kalidyum'a, kendi gezegenine geri götürecekti. Tabii ben bu hikayeyi anlattıkça çok enteresan tepkiler almaya başladım. Çocuklar kendi sorularına oluşmuş bir öykü dinliyorlar, bir masal dinliyorlar. Hikayeleri çizmeye başladım, anlatmaya devam ettim. Posterlerini hazırladım, görev kartları yaptım. Hatta ve hatta anlatmaktan artık böyle defalarca aynı şeyi anlatmaktan bir an donduğumda dedim ki Alo Kamil hattını kurayım. Bir arkadaşıma bütün hikayeyi anlattım. O da ara ara çocuklarla telefonda konuşarak Alo Kamil hattından yaptığı şeyleri anlatmaya başladı çocuklara. Ve çocuklar Kamil'in üzerinden telefonda hikayeleri dinlemeye başladılar. Ki Kamil de burada şu anda. Ve ardından bir gün bir okul öncesi öğretmeni, şu anda da kurucu ortağımız olan, işimizi birlikte yaptığımız, beraber ürettiğimiz arkadaşlarımdan biri olan Uğur Ali bana merhaba dedi. Dedi ki, ya okulda Kamil diye bir karakter var. Bu çocuklar, büyük çocuklar, küçüklere anlatıyormuş. Bunlar da gelip bana anlatıyorlar, öğretmenim Kamil kim diye. Kamil şöyle, Kamil böyle, Kamil şöyle diye. Ben de dedim ki, abi böyle böyle çocuk sorularını oluşturdum bir öykü. O zaman dedi, ben de bir deneyeyim. İki hafta sonra bana geldiğinde dedi ki, abi çok acayip bir şey var burada. Dedim, ne yapalım? Biz dedi, bununla farklı bir şey yapabiliriz. Biz dedi, eğitime farklı bakan insanlarız zaten. Gel dedi, biz bir şey yapalım, bir şey doğuralım. Ve o gün... Bugün bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben hazır buradayken, ben TEDx Reset'te konuşma yaparken Uğur Ali ve eğitimle diğerleri iyi örneklere seçildik bu sene. Eğitim Reform Girişiminin iyi örnekler projesinde. Orada konuşma yaptılar az önce. Ve onlara da teşekkür ediyorum tekrardan. Uğur Ali ile eğitimle diğerlerini kurduk ve eğitimle diğerlerini kurduktan sonra kafamda binlerce yeni soru, binlerce yeni merak ve en çok da çocuklara olan inancımla ben Van'dan İstanbul'a yine rastlantıların beni götürdüğü bir şekilde yoluma devam ettim. Buraya geldiğimde Gazi Osman Paşa Ortaokulu'na tayin oldum. Gazi Osman Paşa Ortaokulu oldukça enteresan bir okul. Çünkü ben Van'dan çıkıp oraya gittiğimde karşılaştığım şey sanki bambaşka bir dünyaydı benim için. Çok güzel bir okuldu. Ve orada Kamil'in seyir defterini anlatmaya başladıkça çocuklara. Çocuklar çok hoşlarına gitti. Ancak kendime şunu söyledim. Bu çocukların soru meraklarından oluşmadı bu. Revize etmeliyim hikayeyi. Ve orada da soru merak kütüphanesi kurdum. Orada da soru merak kütüphanesi kurdukça çocuklarla yeni hikayeler doğurmaya başladık. Ve bu sefer artık soru ve merakları üzerinden bir soru merak haritası çıkardım. Ve benzer çocukların, ya daha doğrusu merakları benzer olan çocukların anlamlı sosyalleşmelerini sağlamak adına çalışmaya başladık. Yani şunu düşünün. Eğer benzer meraklara ve sorulara sahipseniz, bu insanlarla yan yansınız, her şeyi yapabilirsiniz. Bu çocuklar da gerçekten bunu gerçekleştirdi. Soru merak kütüphanesinden, oradan çıkan verilerle tüm dünyadaki insanları ve canlılığı kapsayacak bir hikayeye doğru döndü. Ve bugün galiba Carl Sagan'ın bu kadar bir öykünün içinde bulunduğu tek hikaye bu olabilir. Kamil ve Luna'nın seyir defterine döndü. Luna'nın saçlarında yıldızlar var. Neden derseniz, çünkü Carl Sagan şunu söylüyor. Diyor ki, hepimiz yıldız tozuyuz. Ve Luna'nın saçlarındaki yıldızlar aslında... Carl Sagan'ın bu sözünden bunu okuyan bir çocuğun Kevser'in önermesiyle bu hale geldi. Kevser'in önermesiyle biz Luna'nın saçlarına yıldızları koyduk. Ve bu arada Carl Sagan'dan tutun Neil deGrasse Tyson'a, Confucius'undan Elon Musk'ına hikayenin içine herkes girmeye başladı. Bilim tarihi, sanat tarihi, uygarlıklar tarihi, matematik, fen derken hikayeyi ben Demet Özge arkadaşım rica ettim ve çizdi. Ardından başka arkadaşlarımla radyo tiyatrolarını yaptık, çocuklara podcastler geliştirdik. Onların daha rahat öğrenme stillerine uygun, başka öğrenme stilleri öğrenebilsinler diye. Bugün Van'dan doğmuş bir hikaye, VR teknolojisiyle biz çocuklara sunum yapabiliyoruz. Tabii hikayede çok fazla farklı karakterler de işin içine girmeye başladı. Bir Mısırlı karakter olan Radames'ten, görme engelli bir karakter kendisi. Mama'nın babası, toplumda adını bilmediğiniz bir sürü insan var. Sokaktalar. İsimlerini bilmiyoruz. Oradaki karakterlere kadar herkes hikayenin içindeydi. Ve bu arada ben şunu düşünmeye başladım. Yani her çocuğun bir yeteneği var mı acaba? Her çocuğun yeteneği var mı? Ya da bunu günümüzde de soruyorsunuz değil mi? Benim çocuğumun bir yeteneği var mı? Evet, var. Hayal gücü. Her çocuğa adil bir şekilde dağıtılan bir güç. Hayal gücü. Ve hayal gücü öyle bir güç ki bir çocuğa yapabilirim dediği her şeyi yaptırabilir.
Ve biz çocuklarla, ki benim 9 yaşından beri hayallerimden biriydi, öyle bir yer olmalı ki ben burada hayal gücümden yola çıkarak her şeyi yapmalıyım dediğim bir yerdi. Biz çocuklarla bir karara vardık, okuldaki çocuklarla. Hayal gücü merkezini kurduk. Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nun en alt katında, Bodrum'unda, eskiden kız soyunma odası olan yer, şu anda hayal gücü merkezi. Ve çocuklarla her gün neredeyse günlük 3, 5, 10 o kadar çok iş üretmeye devam ediyoruz ki. Ancak bu nasıl oldu? Ben şunu fark ettim. Çocukların yetenekleri değil, yapabilirimlerini toplamak gerekiyor. Ve meclisler kurduk. Ve çocuklarla yapabilirim meclisleri, yapabilirim meclislerini kurduk. Bu meclislerde şunu düşünün. Her çocuk diğerinin ne yapabileceğini ve kendisini keşfediyor. Yani sorup keşfeden, hem kendisini hem diğerini keşfeden bir çocuğu hayal edin. Ve çocuklar bu arada hayal gücü merkezini nasıl kullanacağımıza da karar verdiler. Ve inanılmaz bir demokrasi örneği sergilediler bence. Sonucu bu. Benim masam gitti elden. Bu bir öğretmen masası değildir. Soru merak kütüphanesi. John Margaret'la ilgili bir şey işlemiştik. Oradan yola çıkıp yazmışlar. Ve aslında şu oldu. Bu meclis buna karar verdi ve ben inanılmaz mutluyum. Ve bugün bu çocukların sayesinde şunu söyleyebiliyorum. Ben öğretmen değil. Onların mutluluklarına, onların yolculuklarına eşlik eden kimseyim. Ve onların hayatındaki barış ve huzur dolu bir yaşamı inşa etmelerini kolaylaştıran bir insanım. Yapabilirimlerini topladıktan sonra çocukların bunları haritalandırmaya başladık. Yani şunu düşünün. Eğer sen 5. sınıfsın ve robot yapmak istiyorsan ve kendini yalnız hissediyorsan artık hissetme. Çünkü hayal gücü merkezinde yapabilirim haritaları var. Git oradan göreceksin ki 8A'daki Ecem de, 7D'deki Furkan da robot yapmak istiyorlar. Onlarla çalışabilirsin. Ve böylelikle yapabilirim haritalarıyla çocuklar birbirlerine bağlanmaya başladılar. Peki sonra ne oldu? Sonra ise şu doğdu. Atölye destekli öğrenme diye bir şey. Hayal gücü merkezinde her çocuk yapabilirim dediği anda ben dedim ki hadi bakalım. Sonra birbirlerine hadi bakalım demeye başladılar. Bu gördüğünüz 13 yaşında Aras'ın yaptığı eğitimle diğerlerinin bir gün okulu olursa ya da hayal gücü merkezini bir gün bir okula çevirirsek diye çizdiği mimari çizimler. Toplantı odasını görüyor musunuz bilmiyorum. Renk taşı vardır ortada. Kamil Evin adının renk taşıdır. Her renk taşına göre oda tasarladı Aras. Bu gördüğünüz kendisi 7 tane kitap çalışmış bir çocuğumuzun solda gördüğünüz ansiklopedi çalışmasının duyurusu. Uygulama çalışanlardan tutun. Birazdan bir video izleyeceksiniz. Sonunda göreceğiniz evrenin çaylakları, yaptıkları araştırmaları, yazdıkları kitaplar. Şehir planlaması, gezegen planlaması yapan çocuklara. Yine bakın burada birbirlerine Kaan Akademi üzerinden dersler anlatırken bu böyle yapılmaz, şöyle yapılmalı diye bana hiç ihtiyaç duymadan, bir eğitmene, bir öğretmene ihtiyaç duymadan kendi aralarında çalıştıkları bir anı görüyorsunuz. Kamil Velunan'ın seyir defteri, 30 sayfalık bir hikaye, 21 şiire, 21 tane şarkıya çevirdiler. Şu anda internette de bulabilirsiniz Kamil Velunan'ın seyir defteri diye. 21 tane şarkıdan oluşmuş bir müzikalleri var. Robotika timi günlüğü yaptılar. Meclis kararıyla okulun dış duvarlarını boyamaya karar vermişlerdi. Her taraf evrenin görüntüsüne döndü. O kadar çok çalışma yaptılar ki bunları yaparlarken de çok stratejik davrandılar aslında. Arda, şu anda gördüğünüz Arda, Kamil Ulunan'ın seyir defterinde mitolojik hikayesi eksik deyip kendisi yaklaşık 50 sayfalık bir mitoloji rehberi yazdı. Bunu yazdığında 6. sınıftı. Solda ise Göktürkçe çalışan başka bir çocuğu görüyorsunuz. Yaklaşık 3 dilde başka Kamil ve Luna hikayeleri çalıştı bu çocuklar. Burada meclis kararlarının yazdığı bir talepleri var çünkü. Taleplerini anlatıyorlar. Yani kısacası onlarca alanda yüzlerce üretim yaptık. Bu arada onlarca alanda yüzlerce üretim yaptık çocuklarla. Peki ben ne yaptım? Benim resimlerim de artık hiç karartıcı değildi. Kendimle alakalı da inanılmaz bir değişim yaşamaya başladım çocuklarla. Bir de aklınızda şu vardır. Eğitimle diğerlerin oldu. Eğitimle diğerlerin oldu. Eğitimle diğerleri Van'da, Adana'da, İzmir'de, Urfa'da çeşitli uygulamalar almaya devam etti. Büyümeye başladık, büyümeye devam ettik. Ve dediğim gibi bugün arkadaşlarım başka bir yerde ben buradayken. Ve ben size bugün Urfa'dan bir hikaye anlatacağım. Urfa'daki eğitimle diğerlerinden Duygu'nun hikayesini. Duygu, bir öğretmen olarak Kamil Ulunan'ın seyir defterini bu çocuklara anlattı. Ve çocuklara anlattığında çocuklar Kamil Ulunan'ın seyir defterindeki mekanları tasarlamaya başladılar. Mimari çalışmalar yaptılar. Ancak sergilerini açmak istediklerinde bu çalışmaların Duygu öğretmen 3 hafta üst üste sergi tarihinin dolu olduğunu gördü ama en son yeter ben çocukların işlerini sergileyeceğim dediğinde okuluna geldiğinde bütün çalışmalar şu gördüğünüz taşlarla paramparça edilmişti. Paramparça. Duygu beni aradığında ağlıyordu. Emre ne yapacağımı bilmiyorum diye.
Dedim çocuklarla konuş, onlar bulur belki. Ve gerçekten hiç yanılmadığımı ve bu işin neden yayılması gerektiğini, neden sosyal etkisi olan bir şeyin sosyal bir girişime çevrilmesi gerektiğini bana inandıran yine çocuklar oldu. Ve karşınızda çocukların çözümü. Başına gelebilecek o kadar olumsuz bir şey, şu onlara atılan taşları rengarenk boyadılar. Rengarenk boyadılar bu taşları ve bu taşları sergi salonuna götürüp sergilediler. Ve ben dedim ki, evet, sadece ben değil, herkes kendi rastlantılarını disipline ediyor. Alttan gelen bir dalga bu başlığın adı, alttan gelen dalga. Ve ben bunu hissediyorum. Geliyoruz. Buradan sonra ise şuna karar verdim. Sosyal etkisi varsa sosyal girişim olmalı. Biz bunu bir iş modeline çevirmeliyiz. Yayılmalıyız, büyümeliyiz. Çünkü Türkiye'nin eğitime, daha doğrusu soran, keşfeden ve üreten çocuklara ihtiyacı var. Ve biz bugün Sor, Keşfet, Üret adı altında Türkiye'de doğan, bunu bu arada sayfalarca akademik metinlerini çalıştık, sayfalarca bambaşka şeylere çevirdik, sayfalarca yazılar yazdık birbirimize ve o kadar çok insanla çalıştık ki. Hepsine şu anda yanımda olan ya da olamayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bugün çocuklar olduğu sürece bir tükenmeyecek bir güç düşünün. Çocuklar olduğu sürece tükenmeyecek bir güç. Bu gücün adı hayal gücü. Ve burası da hayal gücü merkezi. Türkiye'de doğan, dünyadan beslenen eğitim yaklaşım ve bir yöntem teknik önerisi geliştirdik biz. Eğer sizler de kendi rastlantılarınızı bizlerle disipline etmek isterseniz lütfen bize ulaşın. Şimdi Hayal Gücü Merkezi'nde sıradan bir salı gününü izleyeceksiniz. Sorduk soruşturduk, öğrenmek isteyenlerden oldu. Kuruttuk başka grupları, aldık tüm kupaları biliyoruz. Süper bir grubuz. (Gülüyor)